Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Rönesans'a ışık tutmuş İtalya Medici'nin ailesiyle birlikte İtalya ve Fransa Rönesans'a işrakiye ekolüyle nurculuk, aydınlatma akımını getirmiş. Bir kültürde o kültürün en önemli üç resimden birisi olan İbn-i Tüfeyl'den ve kitabından bahsedeceğiz. Kitap, şöyle bir kitap. Hay bin Yaksan. Arapça tabiri Türkçe çevirirsek Yaksan'ın oğlu Hay'dan bahsediyor. Anlam olarak da ruhun uyanışı veya insanın dirilişi dediğimiz bir kitap. Kitap 1106'da doğup 1186'da vefat etmiş İbn-i Tüfeyl dediğimiz bir adamın kitabı. 400 yıl bütün Avrupa üniversitelerinde zorunlu kitap olarak okutulmuş. 400 yıl boyunca felsefi kitap olarak, felsefi bir kitap değildir. Yazılmış. Tercümeler yapılmış. Amerika dünyasının keşfiyle birlikte orada da çok yoğun tartışmalar atılmış bir kitap. Kitap ana özeti olarak da şundan bahsediyor. Bir insan, bu insanın Kur'an'daki betimlemeleri, diğer betimlemeleri birlikte varlığı, kendi kendine yaratıcıyı bulması, kendi kendine bir yaşam ışığı oluşturması ve kendi öğretilerini modern dünyaya sunmak için gidişi ve modern dünyada çeşitli çatışmalar ve eleştirilerden sonra yine kendi kabuğuna dönmesi. İlk Robinson Crusoe kitabının örneği. Yani roman Robinson adasıyla ilgili kitapların ilk olarak tanımlanmış. Cervantes Don Quixote'unda bu kitaptan fazlasıyla faydalanmış. Bu adamdan fazlasıyla faydalanmış. Kendisi zaten biraz sonra göstereceğiz veya söyleyeceğiz alıntılarla. Böyle bir kitap. Kitap ilk roman. İslam dünyasında ilk romanı, Batı dünyasında ilk roman. İlk roman. Yani İslam dünyası biliyorsunuz uzun yıllar romandan uzak kalmıştır. Bu ilk roman kabul ediliyor. Biz Osmanlı medeniyetinin Endülüs medeniyetiyle belli bir noktada çatışmasından dolayı bu romanı 1924'e kadar gelmezden gelmişiz. 1924'te bu roman Büyük Millet Meclisi'nin ilk seçimlerinden sonra çeviriye uğramış. 1938'de bir çevirisi daha yapılmış. Ondan sonra unutulmuş. 1986 yılında İnsan Yayınevi, ki o zaman entelektüel bir birikim olarak ortaya çıkmıştı İnsan Yayınevi. Yani olmayanı yazma sevdiasındaydı. İslam dünyasını tartışan felsefi romanlarda yazma gibi bir arzusu vardı. Öyle 1986'da İnsan Yayınevi çıkartmış. 2006 yılında da Yapı Kredi Yayınevi çok orijinal bir nüshasıyla beraber bunu yayınlamıştır. Kabaca bu vatandaş kimdir? Bu vatandaşın ortaya çıktığı kültür nedir? Ondan bahsedip kitaptan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, İbn-i Rüşd, İbn-i Tüfeyl ve İbn-i Sina. Üç tane işraki felsefesinin filozofu. İslam dünyasında üç önemli filozofu. İbn-i Sina'yı zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani İbn-i Sina kimdir? Hepinize bildiğim gibi tıpçı, astronom, aynı zamanda İşraki felsefesi yani Yunan felsefesinin aydınlatma dönemi eserlerini ortaya koyan adamlardan birisi. İbn-i Rüşd zaten hekim. Hüseyin Bey, İbn-i Rüşd kim? Bir hekim.
aydınlatma, İslam ışığının ileriye götürme gibi bir sevdaları olan bir eğitim. Aynı dönem İslam tasavvufunun da ortaya çıktı ve batını ilimlerle bütün İslam dünyasını ve Batı dünyasını etkiledi bir dönem. Son gelenlerimiz için diyoruz, kitabımızın ismi Halbin Yaksa, Ruhun Uyanışı denilen bir kitap. Kitabın ismi İnsanın Dirilişi. Endülüs Emevileri, aydınlatma döneminin bir yapısı. 1711'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ekolünün sistemini daha ileri götürmek aşkıyla yanan insanlar gemilere bindiler ve Liberya Yarımadası'na çıktılar. Liberya Yarımadası bugünkü Almanya'nın etrafında yaşayan Fazla Tunus'un karşısında var olan Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçtiğinizde karşınıza çıkan bugünkü İspanya. Tarık bin Ziyad 6000 kişiyle buraya çıktığında bir şey yapmadı. Gemileri yapmak tabir dediğimiz bir şey duymuşsunuzdur. Askere şunu söyledi. Ya var olacağız ya yok olacağız. O yüzden bütün gemileri yaktırdı. Geri dönüş ümidi tamamen bitti. Gemileri yakmak tabir oradan gidiyor. Tarık bin Ziyad Liberia Adası'na ilk bastığında, ayak bastığında karşısına o zamanki tanımlı yüzü baktılar dediğimiz yarın gelmenin ötelerine teşekkür ettiği toplulukla karşılaştı. Çok üstün bir savaş yeteneği ve dağlık bir topluluk gördüğünden dolayı kısa sürede bugünkü İspanya'nın merkezine Madrid'e kadar gitti ve orada bir medeniyet inşa etti. İnşa ettiği medeniyetin adı Endülüs. Endülüs İki anlamda Endülüs. Bir, zaten Arap Yarımadası'nda bir Endülüs devletini duyuran, kültürel açıdan, askeri açıdan destekleyen bir medeniyet vardı, Emeviler. Onların askeri hakimiyeti, yani bugünkü anlamda Hong Kong'u ve Japonya'nın ekonomik gelişmesini şuna bağlarlar. İki ülkede. Şimdi Hong Kong, gerçi Japonya'nın bir bölümü oldu da şey patron Çin'in. İki ülkede silahlanmaya para harcamadı. Japonya'yı Amerika destekledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savunmasını. Dolayısıyla bütün gücünü savunmaya değil, ekonomiye ve bilişime ve teknolojiye ayırdı. Hong Kong'da finansı da yüceldi. İngiltere 1999'da sahip olduğu için. Aynen böyle. Endülüs Emevileri de İspanya'da zaten güçlü bir Arap Yarımadası'ndaki Emevilerin hakimiyeti olduğundan dolayı tuttu. Bütün gücünü ekonomik anlamda, finans anlamında ve kültürel anlamda harcadı. Orada birden yıldızlaştı. Şunu söyleyebiliriz. 900 yılına geldiğinde okuma yazma oranı %97'ye çıkmış bir halk var karşımızda. 900 yılında. İnanılmaz bir kültürel değer var. Çok uzun kitap çarşıları var. Dünyanın en iyi kitaplarının yazıldığı, tehlif edildiği bir alan var. Kitapçıların eşek yüküyle para kazandığı bir alan var. Kitapların eşek yüküyle altın değerinde değerinin ciddi bir kuvvetidir. Bir alan var. Bugün gördüğünüz mesela şimdi seyahat arabasının arkasında yazan Kortoba yazar. O Kortoba şehridir. Büyük bir medeniyettir. Sevilla'da büyük bir medeniyet kurmuştur. Kırnata büyük bir medeniyet kurmuştur. Bu medeniyetin ortak özelliği şuydu, bunu dikkat etmenizi dinliyorum. Hristiyanlarla bir birlikteliğe gelen Araplar, Hristiyan hanımlarla evlendiğinde orada zaten kökenleri oluşmuş bir Yahudi topluluk da var. İbn-i Meymun'u diyebiliriz. Çok ciddi bir Yahudi felsefecisidir. Onlarla iletişime geçtiğinde bir üstün bir yapı meydana geldi. Yapı şu, ırkçılıktan nefret eden, otorite rejimi beğenmeyen, ticarette ve sanatta çok gelişmiş, kendi kültürünü, edebiyatı, felsefede çok üst boyuta ulaşmış, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardan oluşan bir topluluk meydana geldi. Biliyorsunuz, 1492 Amerika'nın keşfi, Endülüs Emevilerinin yıkılışı, Yahudilerin de sürgün edilişidir. Osmanlı onları almıştır biliyorsunuz. Gemilerde. O yüzden İstanbul'u ikinci kurtarıcı olarak kabul ediyorlar İstanbul ülkelerinde de ve 1949'da da böyle sürmüştür. İşte burada bir çağ oluşturdular. Çağ şu,
Hemen hemen bir şeyde 8-10 tane üniversitenin olduğunca ciddi anlamda edebi tartışmaların, felsefi tartışmaların olduğu bir çağ. İşte bu çağda ilk bir tüfeği dediğimiz bir adam çıkıyor. 1106'da doğmuş, 1186'da ölmüş. İbn-i Rüşd'ün ve İbn-i Sina'nın işraki, işraki burculuk demektir, aydınlatıcılık demektir. Felsefesine sahip, aynı zamanda bir tıpçı, aynı zamanda bir gök bilimci, kitabımızda zaten bunu göreceğiz, aynı zamanda bir felsefeci. Bu adamın kitabına kısaca giriş yapıyoruz. Arkadaşlar, kitabına giriş yaparken bir bölüm okuyorum, ondan sonra da kitabımızı tanıtalım. İbn-i Bace ve İbn-i Rüşd ile birlikte Endülüs'ün yetiştirdiği en büyük üç filozoftan birisi sayılan İbn-i Tüfeil, kendisine kadar gelişen Endülüs felsefesini inceden inceye değerlendirerek ulaştığı sonuçları Farabi, İbn-i Sina ve Gazali sistemini birlikte beslemiştir. Bakın bu ismi duymuşsunuz Farabi'ye, işte ne derler Farabi için? Muallim-i Sani derler. Muallim-i Evvel kimdir İslam dünyasında? Aristotus. Yani Aristo'ya ilk öğretmen ünvanını veren İslam topluluğu, yani Endülüs'e öğretmen. Muallim-i Sani de ikinci öğretici, ikinci öğretmen anlamında karşımıza çıkan kişi de Farabi'dir. O gerçekten öyle çok değerli bir insandır. Gazali de biliyorsunuz, geleneksel sünni felsefeyle birlikte temsil eden İslam dünyasında işte Mısır'ın putbaban birisidir. Ve bu üçü de kendi anlayışını kurar. Kendi anlayışı nedir? İbn-i Tüfeil, Aristocu felsefenin etki ve izlerini görmek ne kadar mümkün ise Eflatun ve Gazali sisteminin de etkisini görebiliriz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Helenistik dönem kültürü, yani Yunan kültürü İslam geldiğinde kaybolmuştu arkadaşlar. Yani İskenderiye kütüphanesi, meşhur dünyanın en büyük kütüphanesi, İskenderiye kütüphanesi yanmış, yakılmış, yağmalanmış, çalamak inmişti. Mesela onunla ilgili yeni bir film çıktı. Çok orijinal bir film. Agora denilen bir güzel bir film var. İskender'in, belki İskenderiye kütüphanesini anlatan ve fenlerini anlatan. O filmi de izleyebiliriz. Orada bir yağma, bir talan uğradı. İlk Hristiyanlar zamanında putperest bir kültür olduğu için. Orada kaçan eserlerle beraber Yunan Helenisi kültürü, Yunan felsefesi zaten kaybolmuştu. İşte Yunan felsefesini yeniden ortaya çıkartan kurum Endülüs kültürü. Aynı zamanda ilk Rönesans'ın tohumunu da atıyorlar. Mesela ben şunu özellikle araştırmacı arkadaşların bilmesini isterim. İtalyan'da Medicin diyen bir aile var. Hala bugün o aile var. Hem de burada da çok güçlü. İşte ilk Machiavellist felsefeyi de destekleyen adam olan Medicin'iler ciddi şekilde Endülüs Emevi'den kaçan alimleri kendi bünyesinde toplamış ve İtalya'da ilk Rönesans hareketinin işini yapmışlardır. Buraya da çok ciddi anlamda İslam dünyasının en değerli bilginleri geçmiştir. Biz o dönemde bir çatışma içinde olduğumuzdan dolayı Endülüs Emevileri taşımak için maalesef gemi de gönderemedik. O kültürü yok ettik. 600 yıl orada duran bir kültür 1606 yılında bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar katliam uğradı. 100 yılda. O kültür de tamamen yok edildi. Hatta bugün işte İslam dünyasının en önemli şaheseri sayılan Elhamra Sarayı ve Elhamra Camisi, İspanya'yı bilenler bilir, sembolüdür. O caminin içine İspanyol kraliçesi bir katedral inşa etti. Bak, caminin içinde, caminin büyüklüğünü için kilise inşa etmedi. Caminin içine, kubbenin altına bir katedral inşa etti. Hala var. Yani devasa bir medeniyet, muhteşem sarayları, akustik sesleri. Dünyadaki bütün saray ve modern binaların önündeki bahçe peyzajının mimarisi Elhamra Sarayı'ndan alınmıştır. Yani bahçe mimarisi, Versailles Sarayı'nın bugünkü de aynen oradan alınmıştır. Onu söyleyebilirim. Bu kültürden kısaca bahsederken iki tane insandan bahsetmeden geçemeyeceğiz. Birisi hepinizin bildiği gibi
Don Quixote, İspanya'nın efsanevi eserlerinden birisi Cervantes yazmıştır. O şöyle söylüyor kendisi bir ara, der ki, Don Quixote yayınlarken kitabında var. Bu kitabın hazırlanmasında el yazması notlarından istifade ettiğimiz şey Hamid bin Engeli'ye teşekkürümüzü sunuyoruz. Diyor ve sonra şunu söylüyor. Mağlupler, yani mağlupler her zaman için, bugün Fas ve Tunus'ta kabul edilir ama o dönem için İspanya'daki Müslümanlar, yani Endülüs Müslümanların bilgi ve kültür seviyeleri, bilgili ilginç ifadeler de kullanılıyor. Vahşi hiçbir hayvanı yoktur. Hindistan'ın Senendip adasıdır. Neresi burası? Hazreti Adem'in cennetten kovulup yeryüzüne gönderildiği adadır. Yine bir Kur'an'a uygunluk vardır romanda. Buraya gönderilmiştir. Hay burada bu şefkatli Ceylan'ın kollarında 2 yaşına kadar yaşar. 2 yaşında yavaş yavaş yürümeye başlar. Anneyi takip eder. Andekinin bunu korumaktadır. 7 yaşına kadar Ceylan'la Hay'ın yaşamı birliktedir. İlk defa Hay 7 yaşında bir duyguyu öğrenir. Bakar her bir insan, pardon, hayvanda apış aralarını veya avret yerlerini örtücü bir gizlilik vardır. Ya aşağıdadır ya bir kuyrukla avret bağı örtülmektedir ama kendisinde örtünme yoktur. Bundan bir kendi kendine bir önerme çıkarır. İnsanın ilk utanma duygusunun, ilk insandaki duygunun utanma olduğunu hisseder. Hazreti Adem de cennette meyveyi yiyince ne yapmıştı? Ayıp yerleri görütmüştü ve hemen ağaç yapraklarıyla onu örtmüştü. Haydi aynen böyle yapar. Şimdi bu işte bir ruhun uyanışı macerasına giriyoruz. İsterseniz bundan sonra kitabımıza parça parça bakalım. Evet. Nedir arkadaşlar? Evet. Kitabımızı oraları kestik. Giriş. Kitabımızın girişinde diyor ki, bütün İslam kitaplarında, Batı kitaplarında 1910'lara kadar yazılan kitapların tümünde şöyle bir girişle karşılaşacaksınız. Bu Hazreti Muhammed değil de Hazreti İsa'dır ve Hazreti Musa'dır. Tüm kitaplarda. Bu Tanrı değil de bazen kraldır, bazen vezirdir, bazen kurucudur. Övgü ve şükür başlangıcız, kadim, en büyük, en bilgin, en bilgi, en iyi, en cömert, en yumuşak huylu, insana bilmediğini ve kalemle yazmasını öğreten Tanrı'ya, onun tüm nimetler içinde övgü, tüm iyilikler içinde şükür, tanıklık ederim ki bir ve ortaksız olan Tanrı'dan başka tapacak yoktur. Kitabın orijinaline baktığımızda Tanrı ifadesi vardır. Gariptir. Yani Allah lafzını değil de en büyük senedeki hay, Tanrı ifadesini kullanmıştır. Bu Tanrı denir mi denmez mi tartışmasına bir örneklerden birisidir. Bunu söyleyebiliriz. Yine tanıklığı derim ki temiz yaratılışı, mucizeler denizi, keskin kanıt ve kahredici, ünlü kılıç, çünkü İspanya kılıç da edilmiştir. Muhammed'e, onun kulu ve elçisi olana selam olsun. Soyuna ve ona işçenlikle uyanlara selam olsun. Diğer dinlere göre bölgeye eziyet vermek günah ve yasak. O yüzden İbn-i Sina annesi merhum olunca herkesten gizli ilk uygulamasını, ilk anatomi bilgisini annesinin cesedi üzerinde yapıyor. Bir hafta boyunca annesinin cesedini yarıyor ve ondaki damar şekillerini göğüs kafesi içindeki sıcak olan, buhar olan, yani insana can veren sıcaklığı, nefesi, yani ruhu alıyor, bulamıyor. Hayda ilk defa annesinin göğsünü yaracak. Ondan sonra bu yarma işi devam edecek. Bakın yine bir süreklilik vardır. Burada şunu söylemek istiyor aslında. İlme götüren yol da İslam'ın önünde kısıtlayıcı bir engel bireyler tarafından konulsa bile asla insanların kendi iradesini hiç kimse gem vuramaz ve İslam bu konuda yasaklayıcı değildir. Yani hüküm koyanlar yasaklayabilir ama İslam'ın kendi ruhunda bu yasak yoktur. Evet. Sonra devam ediyor. Burada şuraya geliyor. Diyor ki arkadaşlar, ben Hz.
Ceylan'la beraber yaşarken, anne Ceylan ta 7 yaşına geldiğinde bir rahatsızlık duyuyor. Yemekten, içmekten kesiliyor. Diyor ki, nasıl annem bana bakmışsa, en temiz yiyecekleri, en güzel avatelerini, en güzel meyveleri getirip beni öğüsüne alıp ısıtmışsa, şimdi diyor bir evlat bırakan benim görevim de anneme en güzel yiyecekleri sunmak, ona yürümesine yardım etmek. Ben çocukken o hızlı yürüyordu ama benim çocukluğuma ayak uydurup yavaş yürüyordu. Ben de şimdi onun gibi yavaş yürüyeceğim, onun ardından gelmesini temin edeceğim diye. Annesine 6 aylık bir bakışı var. Diyor ki evlat ebeveyninin kendine baktığı gibi bakması lazım. Hangi ebeveyn evladına kötü bakıyor? Hiçbir ebeveyn değil. Özellikle reşitlik çağına gelinceye kadar her bebek bir bebek yetişiyor. Kendisi de aynı duyguya sahip. Burada da ahlaki önermede bulunuyor. Birinci önermesi utanma olacaktı. İkinci önermesi arkadaşlar ne oluyor? Ciddi anlamda ebeveynine itaat ve ona bakış oluyor. Evet. Aydın Yarsan'ın bu sırada tartışmaya geliyor. Topraktan türediğine devam edenlere itirazı şöyle diyor ki, adanın her yerinde bir müddet toprak zaman içinde mayalanmış hamur durumuna gelmişti. Bu çamur giderek belirli kıvama eder ki sıcak kısmı soğuk kısmına kuru bölümü yaş bölümünde iyice karışır. Hani Hazreti Adem'in balçıktan yaratılmasına benzer bir oluşum ortaya koyar. Adada tartışmaya geçiyor. İnsanların yaşadığı adada. Bu tartışmada insani değerlerden, erdemden, mal sevdasından, mülk sevdasından, dünya hırsından yoğun çatışmalar içerisinde kalıp kendisini ibadetten uzaklaşmış hissedince hapsal Solomon'a diyor ki ben terk ediyorum burayı. Issız bir adaya gideceğim. Burada diyor yaşayacağım. Neyi var ne yoksa hepsini satıyor. Bir gemi kiralıyor, kendisini ıssız bir adaya götürecek bir gemi, geri kalan bütün parayı da fakir paraya veriyor, çekiyor gidiyor. Bu sırada da bizim Hayda karnını duyurmuş, bir haftalık tefekkürüne dalmış, mağarasında tefekkür içerisinde kalmış, tefekküründe. Absal adaya çıkıyor, çok harikulade bir ada, ılıman bir iklim, muhteşem bir meyve, muhteşem bir av hayvanı cenneti. Hiçbir vahşi hayvan yok. Adayı şöyle bir geziyor. Güzel bir yerde, aydınlık ışık alan bir yerde aksat yoğun ibadete dalıyor. Tefekküre dalıyor. İbadet, tefekkür, ibadet, tefekkür. Bu sırada da böyle iki adam koskoca adada birbirine karışmadan huzur içerisinde yaşıyor. Bir gün aksat ihtiyacını gidermek için, yiyecek ihtiyacını gidermek için, hayda yiyecek ihtiyacını gidermek için karşılıklı gezerken karşılaşıyorlar. Apsa korkuyor bundan. Yabani kırıklı bir adam, ne yaptığı belli değil, adam ve hayvanın belli değil. Kaçıyor bundan. Tabii hay hep meraklı, araştırıcı birisi. Bunun ne olduğunu merak etmek için. Onu takip ediyor, takip ediyor. Sonra gizliden gizliye takip ediyor. Bir gün Solomon Apsal'ı ibadet ederken görüyor. Yanına gizlice yaklaşıyor. Onun garip sesler çıkarttığını, farklı bir şekilde, farklı bir tefekküre daldığını görünce içinde bu benim tefekkürümle aynı. Yani bundan bana zarar gelmez. Bu benim bilgisi. Apsal da onu görünce korkuyor, titriyor, kaçıyor. İşte o sahneyi size şöyle bir medeniyetle tanışması sahnesini şöyle bir şey diyeyim. Buluşalım. Ondan sonra da Absal hikayesine dönelim. Düşünme yolu da elde edilen bilgiler vahyi bilgiyle asla çatışmıyor, çatışmıyor. Bu bir ikincisi. İnsanoğlu ne kadar fazla kendi ihtiyacının dışına koşturursa kendinden o kadar uzaklaşır. Biliyorsunuz. Bütün felsefeciler, bütün düşünürler biraz bizim tabirimizle yara çaptak gibidir. Yani bizim değer verdiğimiz çoğu şeye onlar değer vermez. Mesela şunu söyleyebilirim. İşte bir Sinop sahillerinde yaşayan bir
Bilge Kral var biliyorsunuz. Diyojen dediğimiz ata. Kral gelmiş, Sinop'u fethetmiş. Buna soruyor, diyor ki Sinop Efendi'ye ne dilersin? Adamın adını duymuş. Bu da sadece Fıcı'nın içinde yaşıyor. Benim Fıcı ya. Fıcı da esmen zaten oldu da şimdi sembolüler. Bakıyor diyor ki gölge etme başka insan istemem. Yani adam düşmüş. Güneş Fıcı'ya vuracak. Orada Fıcı'nın içinde ısınacak. Kral dikilince güneşi etkiliyor. Gölge etme başka insan istemem diyor. Onun için o anda en değerli şey para veya mülk değil. Güneş bizim için çok değersiz şeyler. Onlar için değerli. Bizim için çok değerli şeyler de dünya bana değersizdir. Bu yüzden insanoğlu kendi gerçekliğinden uzaklaştıkça sıkıntıya ve doyuma ulaşamaz. Kendi gerçekliğine ne kadar dönerse doyum ve tatmin o kadardır. Mesela biz şunu çok iyi biliyoruz. Yani dünyanın en açlı insanı ve en varlıklı insanlardır. Her türlü çılgınlığı ve doyumu denemiş ama bir türlü ulaşamamıştır. Yani bu doyumsuzluk ağzından başka bir doyumsuzluğu meydana getirir. Kendi gerçeğinden uzaklaşan hiçbir insan mutlu olamaz. Zaten bu kitapta da bahsetmek istenen şey bu. Zaten filozofların halkla anlaşamamasını burada Salam'la Hay'ın o evet. Adada anlaşamaması tabii olarak. Tabii ki Salaman'la Hay'ın Salaman'la anlaşamaması da dünya malı ve dünyadaki yönetim ilgili. Salaman diyor ki ona, ben bir kralım. Senin dediğin gibi yaparsan tebaam zaten diyor, bana uymaz ve ben helak olurum. Düşman beni diyor, avlar. O da doğru. Yani şunu çok iyi görüyoruz. Her insanın bir abid, her insanın bir kral olması beklenemez. Burada bazıları abittir, bazıları kraldır, bazısı da amelidir. Bugünkü gerçekliğimiz o değil midir? Yani bazısı varlıklıdır, bazısı varlıksızdır. Ama varlıklı olan da varlıksız olan da birbirine muhtaçtır. Mesela şunu çok iyi biliyoruz. Bu Midas'ın kulaklarında bir hikaye anlatılır. Kral, affedersiniz, çok yoğun acılar, sancılar çekiyor. Kendisini iyileştirecek olan insana çok yüksek miktarda hediyeler var diyor. Birisi geliyor, derviş birisi. Derviş deyince illa İslam bölümünü anlamayın. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar, günümüze kadar her gelen aptal insan derviş denilir. Burada diyor ki efendim sizin diyor ihtiyacınız, affedersiniz, yedilenememektir. Gaz çıkaramamak. Bir ilaç veriyor buna. Sırtını sıvazlıyor. Bu gazını çıkarınca rahat diyor. Ve diyor ki bu kadar şey için bu kadar altın mı vereceğim diyor. Atıyor şu mesulü diyor dışarı. O da diyor ki ne de olsun. Dışarı sıkınca halk diyor ki kral sözüne durma ona beddua et. O da diyor ki Allah onun her tuttuğunu altın etsin. Bunun üzerine diyor ya böyle beddua olsun. Keşke bizi dersin. Olsun diyor. Akşam adam hanımına bir sarılıyor. Hanım için hanım altın. Çocuğuna sarılıyor altın. Yemeğe sarılacak altın. Uşakları doyuruyor. Ama fırıncı geliyor efendim şu küreye bir dokunu verseniz. Çiftçi geliyor efendim şu sapana bir dokunu verseniz. İşte efendim duvarcı geliyor şu tuğlaya bir dokunu verseniz. Zaman içerisinde her şey altınlaşıyor. Şehir altından bir şehir. Bir gün sabahleyin kalkıyor insanlar, ekmek yok. Gidiyorlar fırıncıya, niye ekmek? Diyor ki, türek altın, bana altın. Eskiden diyor sabahın köründe, karnımızı doyurmak için bu işi yapardık. Para mı ihtiyacım var diyor. Kaldı ki, ben üretsem bile diyor, çiftçi sabahı altın, koşumu altın. Sabahın diyor, erkenden kalkıp buğday ekmek yok, buğday yok. O hikaye sonunda şöyle, açlıktan ölüyor halkı. Her şey altında. Ama halk açlıktan ölüyor. Yani şunu söylüyor. Varlık bir şey için varsa değerlidir. Ama bir buğday alamayacaksa altın bile hiçbir değeri yoktur. İnsanlar birbirinin ihtiyacı içerisinde var. Hangi sütün akması olabilir. Olabilir. Ben birisi dağda birisi şehirdeydim. Olabilir değil. Yani. Koyun baba da olabilir. Piri baba da olabilir yani. Ben hiç itiraz etmiyor ama bunlar bir anonimdir. Yani herkes için olabilir. Tabii, koyun babayla Pili Baba çağdaş mıdır? Onu bilmiyoruz ama. Değil. Değil mi? Değil. Çağdaş değil. Evet.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.